Nizam Ercan geliyor. Merhabalar. Merhaba. Nizam hoş geldin. Merhaba lan, hoş Merhaba. Buldum. Merhaba, nasılsın? Çok iyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, seni tanımak isteriz. Merhaba, ben Nizam Ercan. Ankara'da 2005'te doğdum. Liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirdim. Şu anda da Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisi 1. sınıf öğrencisiyim. Tebrik ederim. Çok Nizam, derece yaptın mı? Yaptım. Sayısal alanda 333. oldum. 333. Evet. Sevgili seyircilerimiz, Nizam'a bir moral alkışı. Sağ olun, sağ Tebrik alkışı. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Yürekten kutluyorum. Çok sağ olun. Çok zorlu mu geçti? Son sene mi hazırlandın yoksa öncesinden yani, beri? Evet, yıllarca hazırlandık yani. Sonunda da emeğimizin karşılığını aldık. Değil mi? Evet. Bravo Nizam. Çok sağ olun. Hobilerin neler, neler yapıyorsun? Edebiyatı çok seviyorum. Dünya edebiyatına yok, meraklıyım. Çok fazla kitap okurum ve kitap kurdu derim kendime. Öyle mi? Harikasın. Evet. Onun dışında son zamanlarda sınavdan da sonra işte yazılım ve robotikle uğraşıyorum. Yazılım ve robotikle. Evet. Gelecekte kendini o sektörde mi görüyorsun? Evet, şu an yani zaten elektrik mühendisliği okuyorum. O şekilde bir şeyler göreceğiz. Onlar da zaten ülkemiz için çok büyük katma değer olmaya başladı. Evet, evet, son çok önemli. Son yıllarda teknolojinin değeri giderek de her büyüyor alanda zaten. Değil mi? Evet, her sektörde büyüyor zaten. Evet. Sen de onun dinamiklerinden bir tanesi evet, olacaksın inşallah. İnşallah bakalım. Yolun açık olsun. Çok sağ olun. Kiminle geldin? Babamla geldim. Sözü kendisine verin. Tabii ki de. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Kenan Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Sizi de tanımak isteriz. Tabii ki, ben Volkan Ercan. Özel bir ilaç firmasında medikal müdür olarak çalışıyorum. Öncelikle bize bu imkanı verdiğiniz için size ve tüm ekibe teşekkür ediyorum. Bu programı biz severek izliyoruz yıllardır. Ama böyle katılıp bu atmosferi burada yaşamak da bizim için çok heyecanlı. Benim diğer çocuklarım da çok seviyor programı. Özellikle kaç çocuk var? Nizam'la birlikte toplam 3 çocuğum var. Maşallah, Allah bağışlasın. Sizinkileri de Allah bağışlasın. Çok teşekkür ederim. Kızım Nehir ve küçük oğlum Demir de çok istiyordu. Onların da selamları var sizlere. Sizi severek takip ediyorlar. Buradan selamlarını iletmek istedim. Bizden de kendilerine selamlar, sevgiler, yanaklarından, gözlerinden öpüyorum. Çok sağ olun. Büyüyünce onları da bekliyoruz. Umarız inşallah, neden olmasın. İnşallah. Bu bizim için bir güzel deneyim oldu. Mümkünse başvurular tabii onlar da abilerinin devamında. Umarız onlar da sizlerle birlikte yarışma fırsatı bulurlar. Umarım, umarım. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bir şans. Tabii ben Nizam'a şans diliyorum ama dediğimiz gibi önemli olan bu atmosferi yaşamaktı, evet. Bu deneyimi yaşamaktı. Bu da bizim hayatımıza renkli bir anı olarak girdi. Sizlerle tanışmak, büyük bir ekiple tanışmak. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz bu büyük ekibe bize göstermiş olduğu misafirperverlik için. Nizam'a da bol şanslar diliyoruz. Umarız gönlünce olur. Umarım, umarım. Biz teşekkür ederiz Volkan Bey. İyi çok ki geldiniz. Teşekkür Bizi ederim. Bizi mutlu ettiniz. Teşekkür ederiz. Nizam, kuralları biliyorsun. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Futbol oynanmak üzere yapılmış hangi atta sahalar vardır? A. Kilim saha. B. Halı saha, C. Yün yorgan saha, D. Battaniye saha. B. Halı saha, son karar. Ben Pidem. Bunlar da benim yeğenim. Nefessiz yeğenim. Üflemeden yeğenim. Kıymalı yeğenim. Kafayı yeğenim. Hepsi benim yeğenim. Ve ben tüm yeğenlerin Pidem'iyim. Tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Sırada ilk baraj sorumuz var. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Bir konu hakkında anlamsız ve boş sözler söyleyen birinin ne salatası yaptığı söylenir? A. Mevsim, B. Çoban, C. Laf, D. Brokoli. C. Laf, son kararım. Evet.
Gizem, tebrik ediyorum. Çok sağ olun. En stresli yeri atlattık yani. Kesinlikle. 5000 lirayı da garantiledin. Evet. Bir hedef var mı aklında? Valla barajları geçebilmekti en başta. İlkini geçtim. İkinciden sonra konuşalım bakalım. Tamamdır. Sırada üçüncü sorumuz var. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisi kıtayla eş anlamlıdır? A. Birlik. B. İkilik. C. Üçlük. D. Dörtlük. O şiirde kıta anlamı herhalde. O zaman dörtlük olması lazım diye düşündüm. Evet, o halde ben D. Dörtlük son kararım. İlk başta kıta deyince o şey olan Afrika falan sandım. Tebrik ediyorum Nizam. Çok sağ olun. Dördüncü sorumuza geldik. 10.000 lira değerinde sorumuz geliyor. Genellikle orta kuşakta yer alan, baharda yeşerip yazın kuruyan ot topluluklarıyla kaplı alanların genel adı nedir? A. Bozkır. B. Maki. C. Alüvyon. D. Muson. Maki Akdeniz'de, alüvyon o akarsularla alakalı bir şey. Muson da zaten o Güneydoğu Asya falan. Geriye bir tek bozkır kalıyor. Zaten Ankara'da bozkır her yer bilirsiniz. Ben A. Bozkır son kararım. Tebrik ediyorum Nizam. Çok sağ olun. Beşinci sorumuza geldik. Hı hı. 20.000 lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce tabii dinleyeceğiz. Hı hı. Sorumuz sonra gelecek. Dinlediğiniz Sevdim Ben De adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Ege. B. Yaşar. C. Mirkelam. D. Volkan. Ben bu şarkıyı bilmiyorum, o yüzden seyirciye sorma joker hakkımı kullanayım. Tabii ki. Sevgili seyirciler, dinlediğiniz Sevdim Ben De adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Ege. B. Yaşar. C. Mirkelam. D. Volkan. Süreniz 10 saniye. Eller ne derse derse desin ben, senin sevgin hep bambaşka. Eller ne derse... Sevgili seyircilerimiz %70 oranıyla C şıkkı demişler. Ona da en yakın %15 ile B şıkkı. Sen ne dersin hocam? Ben seyirciye güveniyorum. O yüzden C şıkkı Mirkelam son karar. Nizam, sıra geldi 6. sorumuza. Hı hı. 30.000 lira değerinde de sorumuz geliyor. Hangi klasik eserin yazarı Stendhal'dır? A. Kızıl ile Kara. B. İki Şehrin Hikayesi. C. Goryo Baba. D. Germinal. Bu kitaplardan sadece İki Şehrin Hikayesi'ni okudum. Dickens'ın, onu biliyorum. Geri kalanları bilmiyorum. O yüzden ben telefonu sorma joker hakkımı kullanayım. Tabii ki. Bir yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Mehmet Emre Andıran, Emir Batuhan Özgenç, Can Yoleri. Ben, kim arayalım? Mehmet Emre Andıran'ı arayayım. Yakınınız nedir? Kendisi liseden beri arkadaşımdır. Aynı bölümde, aynı sınıfta. Beraber okuyoruz zaten. Üniversite? Mehmet nereye kazandı? Evet. O da Bilkent'te, evet. Aynı üniversitede, aynı bölümde. Yani yine okuyoruz. Bütün derslerimiz de aynı. Lisede de beraberdiniz. Evet. Harikasınız. İyi akşamlar Mehmet, Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsın? İyi akşamlar Kenan Bey. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Yarışmacımız Nizam Ercan 6. soruda takıldı. Sana danışmak istedi. Tamamdır Nizam Bey. Hazırım ben. Mehmet, Nizam şimdi soruyu okuyacak. 30 saniye süren olacak.
Bir daha soruyorum, hazır mısın? Hazırım Kenan Bey. Tamam, başlayalım. Evet. Hangi klasik eserin yazarı Stendhal'dır? Kızıl ile Kara, İki Şehrin Hikayesi, Goriot Baba, Germinal. Hangi klasik eserin yazarı Stendhal'dır? Kızıl ile Kara, İki Şehrin Hikayesi, Goriot Baba, Germinal. Kızıl ile Kara. Sağ ol, sağ ol. Tamam. Teşekkürler. Ben rica ederim. O zaman ben Joker'ime güveniyorum. Kızıl ile Kara son karar. Aşk. Tebrik ediyorum Nizam. Çok sağ olun. Mehmet de galiba senin gibi kitap kurdu. Yok, o kadar değil ama gene de sever yani. Anladım ama denk gelmiş demek ki okumuş. Evet, denk geldi ya. Tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Ve sıra geldi ikinci baraj sorumuza. Tabii ki de. 50 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Ryan Gosling ve Michelle Williams'ın birikimi kıymetli olanlara altın, gümüş ve platine kolayca yatırım Akbank'ta. Sen de Akbank Mobile'e gir, altın, gümüş, platin alım satımında sana özel kurları kaçırma. Ben Pidem. Bunlar da benim yeğenim. Nefessiz yeğenim. Üflemeden yeğenim. Kıymalı yeğenim. Kafayı yeğenim. Hepsi benim yeğenim. Ve ben tüm yeğenlerin Pidem'iyim. Başrolde yer aldığı 2010'da vizyona giren romantik filmin adı hangisidir? A. Silver Linings Playbook. B. La La Land. C. Shutter Island. D. Blue Valentine. Yine bu filmlerden sadece bir tanesi, Shutter Island'ı izlemiştim. Ben riske hiç girmeyeyim, yarı yarıya Joker hakkımı kullanayım. Tabii ki yarışmacımız yarı yarıya Joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. A. Silver Linings Playbook. D. Blue Valentine. Çok çok uzakta bir yerlerde hani biliyor olmam gerekiyor ama... Acaba bunu riske alınır mı diye düşünüyorum. Ben böyle bir riske girmeyeyim. Ben çekileyim yarışmadan. Çekilebiliyor muyum şu an? Tabii ki. Tamamdır o zaman. Son kararım. Son kararım. Devam etseydin ne derdin Nizam? Blue Valentine derdim. Doğru cevabı veriyorum. Şansa olsun. Evet, romantik komedi deyince Blue Valentine hiç... Valentine's Day. Ya hiç romantik komedi benim türüm değil. Öyle mi? Evet. Hiç mi değil? Ya hiç değil vallahi Kenan Bey. Ne yapalım, şans yani. Şu önümüzdeki yıllarda ufak ufak olmaya başlayacak belki Nizam. Bakalım. Gelecekte ama izleyeceğim bunu vallahi, size sözüm yani. Peki. Nasıl geçti yarışma senin için? Valla güzel geçti ya. Çok güzel bir süreçti zaten. İstanbul'da güzeldi. Çok güzel. Bir gezdik dolaştık. Valla çok güzel bir deneyim oldu. Sizle tanışmak çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tebrik ediyorum Nizam. 30 bin lirayla uğurluyoruz seni. Çok sağ olun. Böyle bir gün. Başarılarına devam ederim. Çok tebrik ederim.